Bana bak, banka benim bu sefer, ona göre, tamam mı? Melek'ciğim, sen istediğin kadar kredi alabilirsin benden, tamam mı? Yani kefil falan istemem. Kefil falan istemez misin? Hah, al işte bak, bir de bankalar nasıl soyuluyor diyorlar. Bana bak Kâhcı, biraz sonra gelip... Rambo abi, ne olursun şu arsayı ipotek eder misin? Paraya ihtiyacım var ama dersin değil mi? Hadi abicim, hadi piyonunu seç de oyunumuzu oynayalım ya. Yalnız bu oyun nasıl oynanıyor biz hiç bilmiyoruz ağalar. Bilmiyor musunuz? Yok. Hakikaten biz hiç bilmiyoruz bu oyunu. Yani bizim köyde böyle oyunlar yoktu tabii doğal olarak. Biz bir tek çelik çomak oynamayı biliriz. Bir de tarlada taştan karelerle altışarlı maç yaparız, o kadar. Başka da oyun yoktur bizim köyde. Aslında var. Bir de uzun eşek var. Ya. Ha, bir de uzun eşek vardır ama o her yerde vardır. O tabii. Bizim atasporumuzdur diye ben saymadım onu. Atasporumuz mu? Evet. Öyledir. Bilmiyor musunuz? Yok. Bak abiciğim, bu oyun çok basit, tamam mı? İlk önce zırh atıyorsun, ondan sonra böyle dönüyorsun tahtanın üstünde. Dönerken de aynı zamanda paranı attırmaya çalışıyorsun, aynı zamanda da ütülmemeye çalışıyorsun. Oynadıkça açılır Serhat. Açılır Serhat. Bana bak, öyle bilmiyormuş, ayağını yatıp eski kovboy filmindeki kumarbazlar gibi. Bizi ütmeye çalışmayın ha. Eski kovboy filmlerindeki gibi mi? Ha, eski kovboy filmlerinde salona bir adam girer, yabancı bir adam girer, poker masasına oturur. Poker masasındakilere der ki ben bu oyunu bilmiyorum der. Ondan sonra poker masasındakinin bütün paralarını böyle bir güzel içer. Öyle bir şey yapacaksın değil mi? Yok, bizim öyle bir niyetimiz yok abi. Biz bu oyunu esattan bilmiyoruz. Ha, yani öyle bir şey üçerçilik falan yapmayın. Çünkü öyle bir şey yaparsanız ilk önce zifte, sonra tavuk tüyüne batırıp sizi bir güzel... Of hadi oyna ya, hadi oyna ya. Üf, iki dakikada Hollywood tarihini yazdın ya. Hah, vallahi ne güzel özetlediniz Tayfun komiserim. Zaten bu istasyon arkadaşa ne zaman sıra gelse böyle olur. İstasyon arkadaş mı? Yani ona sıra gelince biz böyle hep bekleriz. Çok konuşma Çaycı. Yok abicim, ben zaten bundan sonra sadece sahada konuşacağım. Sahada mı? Aman işte, oyun tahtasının üstünde. Aa, hadi bakalım, bir bayan olarak oyuna ben başlıyorum, tamam mı? Buyurun Derya'cığım. Teşekkür ederim. Ya baba ya, hadi gelsene ya, oyun başladı, gelmiyor musun ya? Tamam, siz başlayın. Ben ikinci tura yetişirim Cem. Tamam, sen bilirsin, hadi. Burası neresi ya? Bostancı istasyonu burası. Kimdi o? Memoli. Efendim Ege Güzeli. İkinci tostu getirdim. Hiç zahmet etmeseydin, bir tane de yeterdi bana aslında. İyi o zaman, Rambo'ya vereyim. Yok aman, ne Rambo'su, ne Rambo'su. Şaka yaptım ben. Biliyorum. Biliyor musun? Benim çift kaşarlı tostlarım olmadan yapamazsın. Evet, çift kaşarlı tost konusunda gerçekten çok iyisin. Sadece tost konusunda mı? Ha? Yani sence başka özelliklerim yok mu? O portakal suyunu bana vermeden önce beni bir güzel utandırıp sonra da lokmayı boğazıma dizmeye mi çalışıyorsun Ege Güzeli? Ne? Hadi ver şunu içeyim, yoksa sonra soruların karşısında çok fena boğulacağım. Al bakalım, daha yeni sıktım. Ama artık evde hiç portakal kalmadı. Benim aldıklarım da bitti. Ben şu anda ağlamak istiyorum, biliyor musun? Ne, ağlamak mı istiyorsun? Sana ne yaptım ki? Ondan diyeceğim, sevinçten. Sevinçten mi? Evet. Bir elimde çift kaşarlı tost, bir elimde taze sıkılmış portakal suyu. Bir insan hayatta daha ne isteyebilir ha? Daha ne isteyebilir ki? Bilmem. Belki bunları yapan insanı hep yanında isteyebilir. Ne olur şu yemeğin bitene kadar beni utandırma, tamam mı? Yakında boğulacağım, haberin olsun yani. Tamam, ye rahat rahat. Sağ ol. Artık biliyorum, sen de beni seviyorsun. Helal Memoli. Helal. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.